Yetkin Dikinciler sundu bu geceyi. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar üstüne biliyorsun Cannes'da da büyük ödüller almıştı. Merve Dizdar da bu konuda en iyi kadın oyuncu olarak sahneye çıkıp bizi çok gururlandırmıştı. 11 dalda adaydı yine Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar üstüne. Ve filmde Samet karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu. En iyi erkek oyuncu Nuray karakterini canlandıran Merve Dizdar da en iyi kadın oyuncu. Merve Dizdar geldi mi? Evet. Sevgilisiyle mi acaba? Bilmiyorum, şimdi göreceksin. Gün yüzüne yine çıkarmaya başladım abi. Yine kendi haliyle çok güzel bir ödül alma konuşması yaptı. İzleyelim. Altıncı Siyah Ödülleri Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu performansı Merve Dizdar Kuru Otlar üstüne. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Selahattin'den almak çok özgür verici. Eyvah, heyecanlandım. İşte heyecanlanınca her şey çok kötü geliyor. Yandı ama iyi olacak. Teşekkür ederim Selahattin. Seni çok seviyorum. Çok yakınım da. Evet. Yok, buraya kadar çok iyi. Çok kısa keseceğim. Şimdi dağılmışım biliyor musunuz? Deminden beri izliyorum. Benim en mutlu olduğum yerdeyim şu an galiba. Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum çünkü en çok her şeyi öğrendiğim yer gibi. Sanki böyle hayatta insanın gelirsiniz ve bir yerde birçok şeyi öğrenirsiniz gibi bir garip bir his. Yani ondan çalışmak çok önemli. Çok teşekkür ederim hocam, iyi ki varsınız. Ebru Ceylan'a, Deniz'e, Musab'a, muhteşem bir film kastı olan tüm oyuncu arkadaşlarıma ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Yani müthişler. Ödül alan herkesi de tebrik ediyorum. SİAD üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayatımda yani ilk defa alıyorum. Ve sinemadan bir ödül almak müthiş gerçekten. Şu an müzik de gelince çok iyi oldu. Arkada heyecanlandım. Sinemada ödül almak benim hayatımdaki en önemli şey. Bütün can sıkıntılarım, depresyonlarım, varoluşsal problemlerimi atabildiğim tek yer. İyi yapabildiğimden emin değilim ama en iyi bildiğim şey bu hayatta, yani tek yapabildiğim şey. Ve bu ödülü o yüzden benim için çok kıymetli bu ödül. Bu gece, böyle geceler. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar üretmeye, oynamaya, çalışmaya devam. İyi akşamlar. Yani bütün duygularını bu kadar şeffaf, filtresiz, coşkuyla, değil mi? Tabii yani... tabii. Candır. Bayılıyorum Merve'ye. Aynen öyle. Çok tatlılar hepsi. Çok şimdi tebrikler. Genel olarak ödüllere baktığımda sevgili Nuri Bilge Ceylan'ın da bol bol kendisinden ve filmlerinden bahis açılıyor. Geçtiğimiz aylarda bol miktarda sağlam bir polemik yaşadı. Zeki Demir Kubuz'un da küçük bir ödülcüğü var. O da Hayat filmiydi. Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncucuk ödülünü alabilmiş. O da sevgili Cem Davran. Cem Davran. Şimdi bunları hiç öyle bir cık falan hayır, gibi hayır. Ben de şimdi polemik tarafına bir vurgu yapmak biliyorum. İstiyorum. Elbette ki çok iyi şeyler. Koskoca hepsinde filmler, emek var vesaire. Emekler. Ama fakat lakin Zeki Demir Kubuz'la Nuri Bilge Ceylan arasındaki bir polemik acaba ne oldu? Birdenbire kesildi. Tabii. Görecek miyiz? Duyacak mıyız? Zeki Bey'den belki bir şey gelir. Bir tweet yine gelebilir ya da X. Oradan da hep beraber görürüz ederiz. Ebru, polemikler olacak ki ve elbette ki rekabet ortamı olacak ki bak tabii böyle ki şahane filmlerimiz çıkacak, ortaya mutlaka çıkıversin. Yoksa emek döküyorlar. Ay emek var falan filan diye hiç alkışlanmayacak bir şeyi alkışlamak zorunda da değiliz. Tabii ki canım. Bak Karanlık Gece filmi de Özcan Alper imzalı. Ona adaylığı varmış onun da. En iyi müzik ödülüne sahibi olmuş. Yani dolayısıyla çok çok büyük emek var hepsinde ister istemez. Senin de dediğin gibi rekabette var ya da yıllara dayanan ben bu sanat dünyasındaki hizmetler polemiklere bayılıyorum. Çünkü o kadar güzel birbirleriyle konuşuyorlar ki hiç böyle bel altı olmadan bazen ve o cümleler seçilerek bazen böyle aklın beynin o şahane kıvrımlarından gelen cümleler sözcükler insanı alıp götürüyor nereye? İşte bilmediğimiz yerlere. O bilmediğimiz yerlerde de sanat çıkıyor zaten ortaya. Salih Bademci var bir de aynen öyle. O da ne kadar güzel değil mi? Yani sahnede tabii görüyoruz yaptığı işlerde ya, ama sahnede özellikle şarkı söylerken de çok başka bir keyifli. Yine öyle bir anda denk gelmişiz, buyurun.